Merhaba sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için. Sevgili arkadaşlarım, sevgili abonelerim. Çok içtenlikle size bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Cumhurbaşkanı olsam ne yaparım? Ya da başbakan olsam ne yaparım? Size gerçekten yemin ederim ki Cumhurbaşkanı olsam ve başbakan olsam en başta Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir insan olarak kesinlikle sosyal devlet anlayışını benimserim. Nedir sosyal devlet anlayışı? İnsanların ihtiyaçlarının, temel ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması. Kimsenin kimseye muhtaç olmaması ile ilgili çalışmalar yaparım. Sevgili arkadaşlarım, değerli izleyenlerim, bunlar nedir? Yemek, içmek. Bir insanın temel ihtiyacı yeme içmedir. İkinci temel ihtiyacı üremektir. Yani cinselliktir. Diğer ihtiyaçları barınmadır. Ondan sonra işte sağlık, en başta sağlık, eğitim, hukuk gibi temel ihtiyaçların, ulaşım gibi bunların devlet tarafından karşılanmasını sağlarım. Bunları karşılarıp kendi vatandaşımı rahat hareket ettiririm. İnsanlara karnının doyacağı kadar yemek veririm. Verdiririm. Verdiririm derken yanlış anlaşılmasın. Hani emrivaki anlamında değil. Böyle de konuşmayı seven bir insan değilim. Çünkü hepimiz insanız. Onun haricinde sağlık giderleri ücretsiz olacak. Eğitim ücretsiz olacak. Hukuk ücretsiz olacak. Ondan sonra barınma ücretsiz olacak. Diyeceksiniz ki siz Rusya'daki komünizmi getireceksiniz. Hayır. Benim komünizm getirme gibi bir derdim yok. Ben şundan yanayım. Sosyokapitalist olmaktan yanayım. Sosyal devlet anlayışı bir kere benimsenecek. Temel ihtiyaçlar devlet tarafından karşılanacak. İnsanların insan hakkı olacak. Kadın erkek demeden. Kadınların da şiddete uğramayacak. Erkekler de şiddete uğramayacak. Kadın ve erkekler eşit haklara sahip olacak. Eşit haklardan kastım para kazanma noktasında, şans noktasında, gece sokakta rahat yürüme noktasında, ışıklandırma sistemini yapmak istiyorum. Ondan sonra kadınların da cinsel yaşamını erkekler gibi yaşamasını istiyorum. Yani kadın yaptığı zaman XX olmamalı, erkek yaptığı zaman da çapkın olmamalı. İnsanlar bu anlamda bunaltılmamalı sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Namus cinayetlerini çözmek istiyorum. Namus cinayetlerinin temelin kökenini zaten başka bir videoda konuşmuştum. Bununla ilgili Mahmut Tezcan'ın da çalışması vardı. Bunu internetten ulaşabilirsiniz. Ve temel ihtiyaçların kadın erkek demeden devlet tarafından karşılanmasını sağlamak istiyorum. Mesela bu anlamda İngiliz modelini örnek alabilirim. İngiltere'de benim arkadaşım anlatmıştı. Bir kadın dedi, şeyden eşinden ayrılsın, devlet çocuğunun masrafını ve aile annenin masrafını karşılıyor demişti. Kadınlara özellikle bunu getirmek istiyorum. Yani kadınlar mesela çocuk yaptığı zaman evde çalışan kadınlar çocuk bakıyor, temizlik yapıyor, aşçılık yapıyor. Bu kadınları maaşa bağlamak isterim. Çünkü bunlar da çalışıyor. Nasıl erkekler dışarıda çalışıyorsa kadınlar da evde çalışıyorlar. Yani evde temizlik yapmak da çalışmak, evde yemek yapmak da çalışmak, evde çocuk yapmak da çalışmak, evde çocuğa bakmak da çalışmak. Çocuğa kim bakacak? Yani anneye ihtiyacı var. Çocuğu emzirmek de bir iş. Çocuğun altını temizlemek de bir iş. Sevgili arkadaşlar, bunlar küçümsenecek şeyler değil. Çocuğa bir şeyler öğretmek de bir iş. Bir kere bunların devlet tarafından karşılanmasını isterim. Aynı zamanda kapsül oteller yapmak isterim. Mesela uykusu gelen gidecek, uyuyacak. Kimse kimseye yük olmayacak sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ve aile içi şiddeti çözmek isterim. Feodal kültürü yıkmak isterim. Herkesin bir birey olarak ilan edilmesini isterim. Yani kadınların da erkekler gibi haklarından yararlanmasını isterim sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyelim. Daha doğrusu insan hakkı diyelim. Yani ben hani böyle ayrımı yapmayı sevmiyorum kadın erkek olarak. İnsan hakkından bahsetmek istiyorum sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim.
Bunu yapmak zor değil. Bakınız, bir gecede neler değişti. Mesela ben şöyle söyleyeyim, ben Tayyip Erdoğan'ın hastaneleri düzelttiğini çok büyük bir başarı olarak görüyorum. Ben kendim o dönemde çalışıyordum okulda, vizite kağıdı alıyordum şeye gitmek için, hastaneye gitmek için. Ne ya dedim, hem hastayım zaten dedim, bir de gittiğim yerden vizite kağıdı alacağım, hastaneye gideceğim. Bunu kaldırarak direkt gidip hastaneye ziyaret et, yani hastaneye de şey olmamızı sağladı. Yani hastanede ne derler ona, tedavi olmamız sağladı. Bunu yapabildi. Aslında bunu da yapabilir kendisi. Yapabilirsiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Sosyal devlet anlayışını benimsemek gerekiyor. Tabii ki ben bu videoda kendim olsam kendinden bahsetmek istiyorum. Hani birisine röportaja sorarsınız ya, derler ya, işte size para çıksa ne yaparsınız? Size bir imkan sunulsa hangi ülkeyi tercih edersiniz? Ben buna dayalı olarak konuşuyorum sevgili arkadaşlarım. Evet. Ve Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir anlayışını benimsettikten sonra kesinlikle bu maddenin değiştirilmemesini talep ederim. Bu maddenin değiştirilmesi takdirinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve Birleşmiş Milletler'e dava açılmasını talep ederim. Bunu da en başa koyarım. Mesela Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti cumhuriyettir. İşte bayrağı ay yıldızıdır şeklindeki maddeleri ekleterek bu madde değiştirilemez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez maddesini geleceğini gördüğü için koydurmuştur. Yani siyaset yaparken geleceğini gören maddeler ekletmek gerekiyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ve şunu da söyleyeyim, kadınlar kafayı sadece ev işleriyle, yemek yapmakla, çocukla bozmayın. Aynı zamanda siyasette, sanatla da ilgilenin. Siyasette, sanatla ilgilenmek kötü bir şey değildir. Üretimin içerisinde yer almak kötü bir şey değildir. Yaptığınız çalışmaları da YouTube'da paylaşabilirsiniz. Hem siyaset alanında olsun, hem başka şeylerde olsun. Evet, ben bu düşüncemi paylaştım. Sevgili arkadaşlarım, eğer Cumhurbaşkanı olursam ya da Başbakan olursam, böyle bir hak verirlerse ya da milletvekili olursam, tabii ki kısmet nasip meselesi bunlar, artı çalışma meselesi. Ben sosyal devlet anlayışından yanayım, insan hakkından yanayım, kadın erkek demeden, din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan. Mesela benim Japon arkadaşım da var, Amerikalı arkadaşım da var, Kürt arkadaşım da var, Alevi arkadaşım da var, Çingen arkadaşım da var, Çankırılı arkadaşım da var, Yozgat arkadaşım da var. Yani bu insan ayrımını yapmak doğru değil. Çünkü hepimiz aynı değiliz arkadaşım. Yani örnek veriyorum, benim annem namaz kılıyor diye şimdi ben de namaz kılabilirim. Yani ben de namaz kılıyorum ama benim namaz kılıyor olmuş olmam bir Japonla arkadaşlık kurmamı engel değildir ki. Yani bunları aşmak gerekiyor. Çünkü insan ayrımının olduğu yerde zaten faşizm başlar. Her türlü faşist sisteme karşıyım. Ben insanistim. İnsanist bir olursam da Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak isterim. Sosyal devlet anlayışını ama benimsemek isterim. Ancak kapitalist, özel yetenekli olan insanların da farklı ücretlendirmesinden yanayım. Mesela bir Sezen Aksu diyorsunuz değil mi? Sezen Aksu'nun bir sürü şarkısı, sözü, bestesi var. Herkes Sezen Aksu olamaz. Yani Sezen Aksu bunları yazmış, çizmiş ama bir şekilde yapmış, etmiş. Bunları görüyoruz. Bunların farklı ücretlendirilmesinden yanayım kesinlikle sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ve lütfen hepimizi teşvik ediyorum. Sanata, siyasete, bilime, eğitime, ticarete hepimiz katılalım. Bunun yani şöyle masanın bir köşesinden mutlaka tutalım. İnsan ne kadar parası da olsa yine ne kadar çocuk da doğursa üretimin içerisinde yer alan ve bunu üretmek damarında var olan bir varlıktır. Evet sevgili arkadaşlarım, sosyal devlet anlayışını benimseyelim ama kapitalizmi de unutmayalım, sosyo kapitalizm anlayışını da benimseyelim. Yani özel yetenekli insanların özel olarak ücretlendirilmesinden yanalım. Hepinizi seviyorum, kendinize iyi bakın diyorum. Belli olmaz, belki işler rast gider, belki adaylık söz konusu olabilir. Kısmet nasip meselesi. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.